Gelelim ekonomiye. Ekonomide sıkıntı çok çok büyük. Ee, ekonomide sıkıntı gerçekten çok büyük. Ee, her dört kişiden biri Türkiye'de yoksul olarak artık niteleniyor. Her dört kişiden biri bugün Türkiye'nin ana vatan pardon ana muhalefet partisinin oy oranı zaten yüzde yirmi beş alarak. CHP Türkiye'nin en büyük ikinci partisini oluşturuyor. Her dört kişiden biri bu ülkede yoksulsa demek ki Türkiye'nin ikinci e, kalabalık partisi. Kadar yoksul var demektir bu ülkede. Bu korkunç bir rakam. Benim rakamım değil bizzat bakanlığın raporuna bakarsanız Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2023 yılı faaliyet raporu e, açıklandı. Ve bu rapora göre Türkiye'de 4 milyon 989 bin 456 hane yani 19 milyon 900 sen ona 20 de 20 milyon insan sosyal yardım almak zorunda. Başka bir çıkışı yok. Hiçbir şekilde başka bir çıkışı yok biliyorsunuz şimdi emekli kart çıkartıyorlar çünkü emekliye zam veremediler kendilerine oy veren bir seçmen grubuna emekliler arasında seçerek belki de bu desteği sağlayacaklar. Kira yardımı var, gıda yardımı var. Yani aslında emeklinin kirasını ödeyemediğini, gıda alamadığını da itiraf etmiş oluyorlar emekli kart uygulamasıyla. Yetmedi şimdi asgari ücretliye böyle bir yardım kartı uygulaması getiriyorlar. Demek ki 17.500 TL'nin geçinmek için yeterli olmadığını da itiraf etmiş oluyorlar. Ve toplam 20 milyonu insan sosyal yardım almadan hayatta kalamıyor. Korkunç bir şey. Sosyal yardımlar neden gerekli? Çünkü nakit avansı kestiler. Kredi kartının faiz oranları herhangi bir kredinin faiz oranlarının çok daha altındaydı. Ee, bireysel kredi ya da tüketim kredisi çekmek isteseniz yüzde 45-50'ler seviyesinde faiz ödemek zorundayken kredi kartı faizlerinin oranı daha düşük seyrediyordu. Dolayısıyla insanlar kredi nakit avans çekiyorlardı kredi kartlarından 5000 TL ya da ne kadar idiyse işte o limit. Ve borçlarını bu şekilde kapatabiliyorlardı ancak arkasından da sonra daha düşük faizle o borçlarını ödüyorlardı. Şimdi artık bu da mümkün değil. Nakit avans oranlarını e, düşürdüler ve avans faizlerini de yükselttiler. Yani hem çekebileceğiniz toplam miktarı düşürdüler hem de ödeyeceğiniz faizin yüzdesini arttırdılar. Böylece kredi kartından nakit avans çekmek de artık avantajlı bir seçenek haline gelmekten çıktı. İnsanları gerçekten e, bir şeye nasıl diyeyim yani bir kafesin içine esir almış vaziyetteler bu yoksullukla ve insanlar ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Onun için emekli zaten çok tepkili iktidara. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanına o, o bize söz verdi. Onlar onu tanırlar. Mehmet Şimşekmiş çalışma bakanıymış. Onu tanımazlar. Onlar bir Erdoğan'ı bir Bahçeli'yi tanırlar. O yüzden saha çalışmasında çok zorlanıyor bu iki siyasi partide. Çünkü her seferinde emekli soruyor, asgari ücretli soruyor. Siz bize söz verdiniz. Nerede verdiğin sözler? Nerede verdiğin sözler? Tutulamadı, kaynak yok denildi. İşte şimdi o yüzden emekli kart, asgari kart falan gibi çeşitli yardım uygulamalarıyla herkesi kapsamayan, çünkü zam yapsalar bütün Türkiye'deki mağdurlara vermek zorundalar eşit şekilde ama kendi elleriyle kart yardım kartı dağıttıklarında diledikleri gibi seçebilirler. Kendilerine daha fazla oy vermiş olan seçmeni öncelikleyebilirler ki zaten önceliklediler ve bunu Sayın Cumhurbaşkanı açıkça söyledi. Bizi seçin ki dedi. Biz de size hizmet getirelim dedi. Hani daha açık nasıl söylenebilir bilmiyorum. Onu da yapıyorlar. Kadınlara kart veriyorlar. Çünkü kadınlar da şu anda ciddi şekilde mutfak masraflarının üstesinden gelemeyecek durumdalar. Ee, gerçekten çok ciddi sıkıntı ee, ve aynen de Işıl'ın dediği gibi aç bırakırsan insanlar her şeyi kabul etmek durumunda kalırlar. Türkiye'de gençlerle ilgili de bir rapor açıklandı. Ee, bunlara şey deniyor ev genci ev genci bu yeni bir kavram bu yüzyılın ürettiği bir kavram. Ne demek ev genci? Ne yazık ki Avrupa coğrafyasında Avrupa kıtasında en çok en çok e, Türkiye'de Rekor kırmış vaziyette evgenci sayısı. Evgenci sayısı da Türkiye'de bir saniye tam rakamı şuradan vereceğim. 2 milyon 525 bin kişilik bir ordu bakın. 2 milyon 525 bin kişilik bir ordu ev gençleri. Ne demek? Ne okuldalar, ne işteler. Yani ne iş bulabiliyorlar, ne de okulun içinde kalabilmişler bir şekilde. Ve e, evde öyle oturmak zorundalar ailelerinin eline bakıyorlar harçlıkla ancak e, evet İngilizce terimi need aynen ne orada ne burada ne education'da ne de e, istihdamın içinde feci bir durum. Hakikaten feci bir durum ve bu e, ev gençleri meselesi de Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olmaya devam edecek. Genç nüfusumuz var diye övünüyoruz. Sadece TÜİK rakamlarına göre iki buçuk milyondan fazla genç ne işin içerisinde ne evin içerisinde bütün gün boş boş oturmak ne demek bir genç enerjisi için düşünün insan aklını oynatır yani. Ve böyle bir nüfus var. Benzer şekilde 12 milyon ev kadını var bu ülkede ve sen bunlara hiçbir şekilde ne istihdam sağlayabiliyorsun ne de yaşayabilecekleri, onurlu bir şekilde yaşayabilecekleri bir gelir sağlayabiliyorsun. Korkunç bir durum. Kendi kendilerine de bunu aslında itiraf ediyorlar açıkladıkları bilgilerle. Bu tabii işsizlik dalgası demek. Yani bir karar vermek zorunda AK Parti iktidarı. İşsizliği mi yönetecek, enflasyonu mu? Çünkü eğer e, enflasyonla ilgili e, işte zam, bir, bir takım destek programları vesaire bunları açıkladığı zaman enflasyon yükselecek. Açıklamadığı durumda işsizler ordusuna yeni isimler, yeni kişiler katılacak. Çünkü geçim düşecek, maliyetler artacak. E, i̇şveren de belki işten çıkartma e, yapacak. Temmuz ayında asgari ücrete bir ara zam gelirse işveren için işten çıkartma kararları daha kolay olacak. Milyonlarca göçmen var. Onlar çok daha kötü şartlarda çalışmaya razı bir vaziyetteler. Bütün bunlar bir araya geldiğinde ya daha çok işsiz genç olacak ya da enflasyon iyice patlayacak.